Verilen özgürlüklerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Kimse düşünce ve inanışından dolayı dışlanamaz. Evet, din ve vicdan özgürlüğüdür. Din eğitimi vermek devletin sorumluluğu altındadır. Evet, baktığımız zaman burada. Din eğitimi vermek devletin sorumluluğu, doğru. Vatandaşlar kanun kapsamında sınır dışı edilebilir. Baktığımız zaman kesinlikle ve kesinlikle bu yanlıştır. Sınır dışı edilemez. Yerleşme ve seyahat özgürlüğü var. Bak, sınır dışı edilemez demiş. Buna dolayı doğru cevabımız C şıkkıdır. Nokta nokta resmi kurumlar dışında kalan bağımsız olarak çalışan ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. Buna biz ne diyoruz? Gönüllülük esasına göre kurulmuş, yardım amacı güden sivil toplum kuruluşlardır. Bundan dolayı doğru cevabımız D şıkkıdır. Verilen hangileri eğitim kurumu değildir? Baktığımız zaman halk eğitim merkezleri eğitim kurumudur. Sürücü kursları eğitim kurumudur. Kreşler eğitim kurumudur. Emniyet amirlikleri eğitim kurumu değildir. Buna göre E-Devlet ile vatandaşlara alanlarına hangine hizmet sunulmaktadır? Baktığımız zaman mali var mıdır? Vergi borcu ödeme maliye ile alakalı. Yargı, mahkeme dosyası sorgulama, yargı, eğitim ile ilgili bir şey demiş mi? Yok. İletişim, cep telefonu IMEI numarasını eşleştirme. Bundan dolayı cevabımız Denizli'dir. Buna göre yargılanan hangisine ulaşılabilir? Bayrağı ilk kez Türkler kullanmıştır demiş. Bayrağı ilk kez kullanan Çin'dir. Öyleyse nedir? 1'e ulaşmayız. Bir yanlış. Öyleyse B ve C şıkkı gitti. Bayraktaki renkler bir anlam ifade etmektedir. Evet. Baktığımız zaman 3. Selim koydurmuş. Abdülmecit ise bu yıldızı 5 küse yapmış. Bu insanı temsil eder. Kırmızı ve beyaz renkler en çok kullanılan iki renktir. Bayramımızda bu renkler bizim için anlamı falan demiş. Dalgalanan bayrak o yerin sahibi olduğunu gösterir. Evet. Bundan dolayı da cevap Denizli 2 ve 3'tür. Şöyle bilinir ki bir sahibi vardır diyor. Buna göre hakların korunduğu bir toplumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Hiç kimse fikirlerinden dolayı dışlanamaz. Doğru. Bir toplumda eğer nedir? Haklar korunuyorsa kimse fikirlerinden dolayı dışlanmaz. Siyasi görüşler nedeniyle kırgınlıklar yaşanır. Hayır. Kimse nedir? Şurada diyor. Siyasi düşünce ayrımı yapılmaz. Bundan dolayı doğru cevabımız B şıkkıdır. Belediye başkanının bazı görevleri şunlardır. Buna göre belediye başkanının görevleriyle ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez demiş. Yaşanan afetlerde halkın ihtiyaçlarını karşılar. Şurada diyor. Yangın, sel ve deprem gibi olaylarda halka yardım eder. Bu ulaşılır. Ulaşım altyapı hizmetlerini yerine getirir. Baktığımız zaman yol, su, kanalizasyon çalışmaları yapar. Halkın sağlığını koruyucu çalışmalar yapar. Çöpleri toplar. Bir de neredeydi? Satılan ürünlerin sağlığa uygunluğunu denetler. Baktığımız zaman bu. Eğitim politikalarının yönetilmesini sağlar. Bu nedir? Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevidir. Belediye ile bir alakası yoktur.